Hayatı açılan Bilgi Limanı'nın saygıdeğer hocaları ve öğrencileri. 17.sü düzenlenen geleneksel kısa oyun günlerimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sergilenecek olan oyunumuzun adı Miras Peşinde. Herkese iyi seyirler, iyi eğlenceler. Derdim çoktur, hangisine yarayım? Derdim çoktur, hangisine yarayım? Yine tazelendi yürek yarası. Efendim, efendim, benim efendim. Ben bu derde nerede derman bulayım? O yarı ses ne ya öyle? İçimi yaktın be Halim ya. Hele gel otur benim yanıma. Selam aleyküm ha. Aleyküm selam abi, aleyküm selam. Ne dedin ya? İyiyim abi, sen nasılsın ya? Eyvallah, çok şükür. Bir derdin var herhalde ya. He ya, var mı derdimiz? Hele anlat da Halim ya, belki bir çare bulurum. Mesela sen uyandığımda kendimi nasıl hissedin bileyim mi? Nasıl hissedin ya? O yastıkla kafamı kaldırayım. Bakayım ben Türkçe öğretmenliği atamalarına. Ha. Değil bana battı güneşim. Bir derdimi yüzümü yıkayım. Elimi yüzümü yıkayım. Sağlam bir şarkı, sağlam bir banyo. Güzel bir kahvaltı. Ay derdime ya. Sabah sabah soğan mı yenir ya? Bir şey mi dedin ya dayı? Yok abi, anlat sen. Anlatayım ha, dinle. Atanamayayım, atanamayayım. Ama yine de modumuzu yakalamaya çalıştık tabi. Türkçe öğretmenliğinin de, Türkiye'nin de ekonomisi namay. Bizim Hacı Peder de valla geberemedik etti kör olasıca. Geçenlerde şu ihtiyarıyla bir yoklayam dedim de. Ben misin değil mi, göreyim mi? Ya var. Yok atamaymış, yok ekonomiymiş. Ya bunlar zaten alışılmış sorular. Sen bana şu peder olayını anlat hele bakayım. Ben size bunu nasıl anlatayım? Bizimki bildiğin miras olayı. Almış 10 tane avrat, 30 tane çocuk, 30 dönüm arazi. E bize kaldı bir dönüm torpak. Ona da önce tomata ekerik. Doğru değil ya. Valla toplu para şart. Hacı Bey ile olma Hacı bu iş. Ya sabır ya. Neyse hem arazi de lan. Otobüs geldi zaten. Yine kalka. Ne sıcak ne ya böyle? Buraya önde ben vardım ya. Tamam ya yerim. Öğrenci. Buraya yalanın var. Elindeki kartı bir göstersene. Ya ne diyecek kartımı ya? Ya bey amca sen ver bir kartını. Ya vallahi net kartını. Ha? Berkcan Durmaz, Giresun Üniversitesi Türkçe öğretmenliği. He, yatay yeşilen geçtim. Eh be amca, bu yaşta üniversite okuyor olmandan çok adının Berkcan olduğuna kimselere inandıramazsın. Ya ne var yeğenim ya, ben otobüste hep öğrenci kartı uzatayım tamam? Ya amca senin yaşın kaç, gözünü sevdiğim yaşını söyle. 67. Eh be amca, zaten 65 yaş üstü bedava, bilesin. Ulan gözünüz kör olmayasın ya, Allah belanızı versin. Sabahtan beri torun kartıyla getirip durayım. Bana bunu niye başladı ben deniz? Hayır sizden. Sorma amcacım, sorma. Ben konuşma. Kaya niyetin yok ya adam. Vallahi yok. La bak sabah sabah önündeki bayanla tartıştın zaten. Moralim bozuk, bayan okanma kalk. Beyler sakin. Bayan ne? Kadın bir kere. Lan başlatma bayanla kadına kalk. Kalkmıyorum ya. Kalk bastonu kafana yiyeceksin ya. Boşluklara doğru ilerleyelim. Boşluklara doğru ilerleyelim. Baba parası. Çekili gelin. Geldi yana lanet ya. Ulan rollere ver, rollere yalana dolana. Hukukunuz hadi bari etmeyin. Bir de bayıl istersen Feriha. Hakkımdan bayılı ya. Ben diyecektim torunlara bizim isimlerden koysunlar diye. Lanetten bence uydular. Merhaba be amca, senin torunun resmi üniversitesinde mi okuyor sahiden? He abi yeğenim, sen de mi orada okuyun yoksa? Evet ama ben müzik bölümündeyim. Allah torununa kolaylık versin, beğenmişim. O niyeymiş ya? Onların bir hocası var, bizi bile canımızdan bezdirdi. Hadi neymiş ya oğlum? Şenol. Haa, duydum adını bizim Aytadan. Sizle ne alakası var ya oğlum? Geçenlerde bahçede müzik açmış onlar. O sırada o da dersteymiş. Vay efendim bahçede müzik at, müzik mi açılmış? Yok efendim, kuruldan ders işleyemiyoruz diye bize söve sayar bir haller oldu. Ya beni sorma güzel kızım ya. Benim torun da onun 20 lira sınavına gidi daha veremedi dersi. Benim torun biraz salak herhalde. Lan konuşma, sok direkt.
Geçenlerde av çıktı diye sevindik. Gene bırakmış beni torunu ya. Ya ne olacak bu çocuğunu alayım? Üzülme bey amcacığım. Zaten mezun olsa da işsiz. Kendini harap etmesine gerek yok. Ya orası öyle de güzel. Elinde diploması olsa fena mı olurdu ya? En azından kasiyerlik yaparken üniversite mezunu değillerdi. Ara hafta ulan hem ahraz hem de kör. Kız şimdi bırak torunu morunu. Duydun mu? Bizim köyün imamı Dursun emekli olmuş. Üniversitede hoca olmuş diyorlar. Ya yok ya merkeğe başkan olmuş. Yok ayağı uydu olmuş. Yeter mi böyle çekiştirdin? Sabahtan beri kulağım çınlıyor. Ulan dur! Otur yerine gel. Zıplama. Doğru, tarafsız, güncel. Şimdi haber zamanı. Mutlu günler haberleri aktarıyorum. Ben Nerife Seyirci. Giresunspor'un teknik direktörü Hakan Kereş, Dünya Kupası'ndaki favorisinin Messi'li Arjantin olduğunu söyledi. Sevgili dinleyenler, şimdi de bu yılki Milli Piyango'nun kazananını açıklıyoruz. Kazanan numaramız 1, 5, 4, 7, 3, 3, 9, 5, 8, 1, 4. Ve kazanan şanslı kişi Nebahat Fukara. Gel bize çıkmadı Kürt'e. Hadi. Neydi ya abla neydi? Zengin oldum. Alın çabuk. Çıplak değilim abi ya. Oğlum nasıl toparlayacaksın durumu? Ya abi ne durumu ya? Ay bana bir şeyler oluyor. Remzan ne oluyor? Remzan. Abi acaba bir kapının deliğinden mi baksan? Ya saçmalama öyle şey mi olur? Neyse kapının deliğine bakan gel. Oğlum sizinkilermiş ya. Ya abi aç artık şu kapıyı ya. Neyse. Selamun aleyküm. Ne oluyor ya? Yapar. Geç. Allah Allah. Selam, gel hoş geldin. Geç. Sevzan bu ne ya? Kahve işten masten getirdin. Sağ ol abim ya, ihtiyaç vardı zaten. Oğlum bizim sistem bunu tanımadı ya. Ya bizim yancı Metin. Ben yüzsüzüm abi. Yemin ediyorum özledim ya. Allah belan versin, burada bulduğum huzuru evin salonunda bulamıyorum. Vallahi doğru dedin abi. Ben de bizim salonun yanındaki odada alamıyorum bu huzuru ya. O ne ya? Kaynanam orada kalıyor. Enişte ayıp ediyorsun ya. Kaynanam dediği annem Mebrube. Yok ya. Evet beyler. Kaşlar yeni karıldı. Yaz boza hiçbir yazılmadı. Mas örtüsü de yere serildi. İlk defa sizinliyorsunuz. Hadi bakalım. Eyvallah abi sağ ol. Eyvallah abim ya. Senin şu yaptığını baban yapmaz. Oğlum baban seni niye kumara teşvik etsin? Yapmam zaten. O da doğru abi, o da doğru. Neyini oynuyoruz? Hesabına. Abi bak bu da ödesin ya. Hey abi kessesene de. Ya yancının hesap ödediği nerede görülmüş? Ya işte bir kes öde, bir şeyde öncülük yap. Ya abi zaten kaç aydır gelmemişiz. Adet yerini bulsun da ben ödeyemem. Ya tamam ödemesin ya. Şu naylon ne içecek sanki? Evet beyler, siparişleri alayım. Ne vereyim abi ben? Abi ben bir tane portakal alayım. Turuncu olanla. Cam bardakta sıcak. Abi ben bir çay alayım. Bana da bir kivi çek. Abi ben bir çay alayım. Çayın yanına kivi alayım. Kivinin yanına bir tost alayım. Hem kaşarlı hem sucuklu olsun. Heh, bunun yanına senin hanım bir gözleme yapıyor ya. Ondan da istiyorum, çok da güzel yerim. Heh, bunun yerine açık ayran. Açık ayranın yanına da kapalı ayran istiyorum. En sonda sen bir sütlaç yapıyorsun ya. Ondan da istiyorum abi. Zıkkım ye Metin. Zıkkım ye. Ayıp ediyorsun abi. Oğlum biz seni doymak için mi gelip burada oyun oynuyoruz ya? Aç sana şimdi. Alalım seni bir lokantaya götürelim. Sonra nereye gidiyorsun?
Dilrube. Ya sen söyle ya. Aman ya bana. Ya zaten tanıdık diye gittik. İlgilenmedi kadın hayırsızın diye. Ya tamam abi hadi oyna oyna oyna. Ya ben mi oynuyorum oyna, sen abi, oyna. Ya tamam ben oynuyorum düş. Koz ver. Koz ver. Kız düş. Koz ver. Koz ver. Yeminle borç ver. Koz ver. Koz ver. Öpücük ver. Nesi müthiş ya? Ne dedi? Dolandırıcı kızım, dolandırıcı sen de.
Timsah seni. Susacaksın ya. Bu Gökhan hiç sağlam ayak değil. Nasıl ya? Çocuğa çok feci dildeymiş. Kimin dili neymiş? Tövbe estağfurullah. Ne dili? Ay öyle değil kız. Yani bir konuşa tatlı diliyle o da avucunun içine almış. Nasıl desem? Nasıl? Böyle kızıl saçlı, senden bir karış uzun, yemyeşil gözlü. Kim ya bu kız, kim? Ben nereden bileyim be? Sorsana Müjgan'a, baksana her şeyi biliyor. Dur isim geliyor, dur. Beş harfli. Harf alayım. Sibel'in sesi. Sevda! Vay gerizekalı. Söylüyor ya Sibel diye. Ah Sibel, sinsi Sibel. Ah Gökhan'a, ben seni böyle lime lime etmez miyim? Ben seni paramparça etmez miyim? Öz düşmanı pisliği. Kızlar saçmalamayın, bir falcım ipiyle kuyuya mı ineceksiniz? Ya saçmalama Cennet, kadının ipi mi var? Aynen. Cennet, biraz arkadaş olur musun? Ben burada aldatıldığımı öğreniyorum, senin takıldığın yere bak. Müjgan, neden hep böyle oluyor? Neden hiç yüzüm gülmüyor? Sen bu evde biraz fazla kalmış. Aa! Ne varmış be benim evimde? Çabuk kov bu kadını! İstemiyorum! Atar tanışık kadını! Çabuk kov! Bana nasıl şu dersin lan? Kovun istemiyorum! Bu evde nasıl bir enerji var biliyor musun? Böyle kötü nasıl? Kekremsi bir enerji. Nasıl yani? Nasıl desem yani böyle hani aç açına eve gelmişsin. Annengiller kapuska yapmış. Böyle tüm hayat enerjini söküp senden alırım. ne yapacağız Müjgan? Bilinçli, seni bu evde bırakamam. Kızların son bir iyiliğim olsun. El ele tutuşun. Hadi kalk Cennet. Kalkamam, kusura bakmayın. Benim böyle boş şeyler ayıracak zamanım yok. Bir dakika, hayır lan istemiyorum lan. Sıra böyle gidip sirkelenir mi ya? Vallahi mahallenizde götür ya. Vallahi böyle olmaz. Hiç sevmedim mahalleyi. Neyse şu babamı arayayım da geleyim. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Kolay gelsin. Ben Sıddık Kaçar ararım. Bilir misin? Nerededir? Ya o kardeşmaz yarım akıllı. Gel sen bana sor. Ben burada eğleniyor ki. Sen yanlış geldin. Otur bir çayımızı iç, bir dinlen, bir soluklan. Ben yanlış geldim herhalde ya. Ben geçeyim işime gele. Buralarda başka kayfa var mı? Karşıda karlar bahçesi var, istersen bir sor. Sağ olasın dayı, sen de olmasan. Ülkenin aydınlık yüzü gibisin. Allah razı ola. Gitti mi bizim enik? Gel. Ben bitti herhalde sen. Uğradın var şerefsize. gitti Sıddık Emir, hem ne çocuğun günahını alırsa. Görüyorsun değil mi? Bir evlat insanı ne hallere sokuyor? Çocuğun üstüne çok gidiyorsun Sıddık emmi. Ya sen karışma. Hem geçen de sen kazanıyordun. Taş maş mı çalıyorsun? Ne yapıyorsun? Anlamadım ki. Ulan şu egzenin oradan dönsem şu kadınlar kahvesini bulurum herhalde. Geleyim ben sorayım. Aha. Aaa! Yavrular! Ulan egzene giriyor. Mutsuz resmeni siz görmüyor mu bunlar kahvesi? La abla ben gittim karşı kahveye. Babamı arıyordum. Dedim ki burada başka kahve var mı? O da bana dedi ki karşıda kadınlar kaybediyor. Kutluk böyle küçük bir adam. Hocam Nemzi. Ben Sıddık Kaçar abim. Sıddık Kaçar. Gördün mü hiç buralarda? Yok burada öyle biri yok. Oraya bir salaksın sen abla yok. Kız Nemzi. Dün yemekte ne var? Sıkkımın kökü var. Bana aşık bu kadın ya. Nemzi. Vuruş senin için. Bak bizle. Vuruş da senin için. Küçük bir şey. Görüyorsunuz değil mi? Nasıl da aşkından yerinde duramıyor yavru Ceylan Hanım. Kız Remziye, bu Remziye koca diye nasıl aldın kendine? Aman bacım ne var kocamda boyu boyuma, huyu huyuma, suyu suyuma. Hemen onun kurt bakışlarında hayat buluyorum. Vallahi diğerlerini bilmem ama boyu boyuna konusunda evimdeki sürahi ve bardakla aynısınız. Aman hemen bacım ben
tanınca olur. Hay, kere adam dediğin uzun boylu, zayıf, pos bıyıklı, giresun ne olur. Ay kızım, sen yine insana takılıyorsun ya. Ne bu tarif böyle? Yok kızım, yok. Ben onun kimi hastalıklarını biliyorum. Giresun üniversitesi hocalarından Dursun Hoca'yı der bir yere. Derim. Ne varmış adamda? Geçenlerde gördüm. Mezun olalı 20 sene oldu. Biz yaşlandık, Alzheimer olduk. Adam hala aynı. Gencecik, körbecik duruyor valla. Adam yaşlanmaz, anca öğrenci yaşlandırır. KPSS var, staj var, Şenol Hoca'nın dersleri var diyoruz. Yok, ille de tiyatro yapacağız diye tutturduk. Taş çalma dedim. Hile yapma dedim sana ya. Abi ben böyle otel elemasını Giresun Üniversitesi'nde okurken öğrendim. Bir dolandırıcı arıyorsanız mücahit gelmiştir. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Gel hocam gel. Ben siz okey mi oynayayım? Yap. Çek bir sandalye. Değil mi abi? Gel. Yavrum bismillah. Ya bu devletten torunu adını hafize yapamaz mı ya? Senin torunun ama değil midir mücahit mi? He ya oğlan. Ya Cafer, sonra ne hafız koyacaktır? Ufak bir hafız hatası oldu da hafize kaldı dedik ya, olmaz mı? Benim hanım elaş kart kullanamıyor ya, 65 yaş olana kadar. Ulan Yüce o, işin gücün işkâr, işin gücün dolandırıcılık, aklın fikrin cinlikte. Geberip gideceksin gari, alnın bir secde, dilin bir tövbe görsün ya. Cimri Yüce ne olacak? Dini imanı para olmuş. Ayıp ediniz ya. Mesela sabahleyin dolmuşa bir bindim, öğrenci 4 liraydı. Öğlenin bir daha bindim 5 oldu. Saat başı altı yağlı olmuş paraları. Mezara mı götüreceğim paraları? Bıcayın mıyım? Sen ne benim paramda? Adam sen gibi har vurup parmağı savurmuyor. Ben ne yapam bu yaştan sonra çiçeği böceği alıp alıp geliyorum boş boş. Sen olmasan ben bizim öfüleri 3'ten 5'e katlardım küçük Remzi. Niye öyle diyorsun Remzi'yem ya? Bak sana 4 diplem yazdım. Remzi'yem seninle cenge girelim. Ama sözlerime darılmayasın. Gücün ne kadarsa o kadar işte. Yokuşun dibinde yorulmayasın. Muhabbetçiyim de söz silahını. Giyinip kuşanıp kurulmayasın. Dikkat eyle ellerinde deniz var. Düşünce yılana sarılmayasın. Duydunuz mu hali? Yine neyi duyduk Musami? Ne haberlerin var? Hele konuş bakayım felaket de baba. Faturalara zam gelmiş. 2023'te düzelir. Dolar 20 lira olmuş. 2023'te düzelir. Türkçe öğretmende avuk sayısı da azalmış. Yahu bilmiyorsunuz mu ağalar? Lozan Anlaşması'nın gizli maddelerinden biri de bu. Türkçe öğretmen yatamalarının ihtiyacı çok altında kalmaz. İnşallah 2023'te o da düzelecek. Doğru diyor Remzi emmi, doğru diyor. Ama bu seni pek sevindirmesin. Senin oğlan çünkü yine Türkiye bilgisayarından kalmış. İyiyim ama ne yapalım? Bak işte bu 2023'te ve 33'te de düzelmez. Oğlum, senin oğlun da çalışkanlıkta zekada sıra çekmiş Remzi. Remzi'yi çekseydi kalır mıydı hiç? La Remzi. Buyur. Senin oğlanın dersi geçme sırrı bende ha. Ne istiyorsun? Hele gel bağım yanıma. Sana birisini getireceğim. Kim o birisi? Sana imtihan sorularını soracak. Bak bakayım şu oraya. Sürekli Gülen Hoca yok mu ya? Selin Hoca mı? Ha, onun anası. Ben de yemezsin. Kaçak atlar sen öyle. Demzeye duysa sana bunları yapsarım mı sanıyor Remzi mi? Kız Remzi'ye buraya üç Türk kahvesi getir kızım. Getiriyorum ablam. Oy bugün de hava pek güzel. Bir mi kız Nuriye? Kız Şükriye, bizim Nuriye nerede? Bana ne söylemiyorsunuz? Benim de rolüm var burada. Kız hadi hadi gel. Yapalım şu oyunu da bitsin gitsin. Kurtulalım tiyatrosundan da, Dursun Hocasından da. Bir şey diyeceğim. Benim koruma şu hakkı olur mu sence bir şey var? Kız benim gözüm mü görüyor da bana soruyor? Sen de bir alemsin vallahi. Nuri, sen de ne umut kalsın ya? Bu kaçıncı ördüğün attı? Atlılardan halı yaptık anneanne diye aramadım mı seni? Kız benim kız kurusu evlendi çocuk mu doğurdu? Vay hayırsız haber de ben ya.
Ay bana fenalıklar geldi Yeto. Aşko, bana bir white chocolate mocha lütfen. Buna içecek dış mocha. Şuna sütlü kahve diyemiyor musun kız? Diyemiyorum. Sonunda fenalıklar Mercury Retro'sundan olur. Gel senin bir el falına bakayım da göreyim. Ay bakar mısın sahiden Aşko? Bakarım ama bunun bir maliyeti olur. Doğru söylüyorsun. Neyse ekonomiye can vermek lazım. Gerçekten. Ekonomiye can verelim diye geldik, kendi canımızı verdik. Giresun'da da büyük bir olay yaşanmıyor ki otobüsler kafamıza kilolar da çay atsınlar. Aa, bak ne yapmak lazım. Bir tane poşet çay. Allah'ım ben senden ne riz istiyorum, sen bana damla gönderiyorsun. Eyvah, yine beni çağırıyor yavru Ceylan. Remzi, hemen tüm içeceklere zam yapmalıyız. Ama daha geçen hafta yaptı. Vallahi yerler bizi bu sefer. Aman, onların sesi iki gün çıkar, sonra alışırlar. Hem diğer fiyatlar da bizim belimizi büktü. Zaman merhamet zamanı değil. Kendi aç karnımızı doyurmazsak kim bakar bize? Her zamanki gibi gene haklısın Remzi. Bunlar yine bir araya geldi. Zam yok Ceylan. Zam üstüne zam, zam üstüne zam. Bu ne ya böyle? Saat başı zam yapıyor bunlar da ya. Bacım bu Remziye de amma havalandı. Bize bir Türk kahvesi bile ikram etmiyor baksana. Doğru diyorsun bacım. Son zamanlarda hep değişiverdi Remziye. Kız Remziye bizi bir kahve getirsene. Otur otur boğazımız kurudu burada. Daha kahvelerimiz önünde. Hem biz buraya niye geldik? Kadınlar dayanışması için. Nerede kadınlar dayanışması? Aynen öyle aşko. Bir çare fikrim var. Allah Allah neymiş o? TikTok çekelim. Ben deneyim. Hepimizin adı duyulur. Ne diyorsunuz? Kızlar ben de çok sıkıldım. Nasıl yapalım? Aman çoyalım ben. Yok. Ben de örgümü yapayım. Ay oynayalım o zaman hadi. Söyle muhtaran ne diyeceksin ya? Geçen gün ormanda çıkan yangın bilerek yakılmış. Otel yapılsın diyeymiş. Aha, ben bittim. Şeref Hanım, ben biliyorum kim yaktı oraları. Biz de biliyoruz. Prosedür gereği sormam gerekir. Hiç kusura bakmayasın muhtar hanım. Ben yalan diyemem, günahtır. Mücahit abi. Ben adaletten yanayım. İki kuruş daha verin. Parası ya. Şimdi gördün mü yangını kim çıkardı? Ben kör genç bir dile. Kör genç bir dile. Köpeğin ben.
Benzemen sabah nereden çıktın köpeğe? Sabah sabah Remzi'nin ne işi var burada? Ya bu Remzi ne ya? Bildiğin etsel köpek avlıyor ya. Sen Remzi'yi küçümse bu adas köpek değildir ya. Aha, gittiğin Remzi'yi hazırla. Sen evveli çok özlemiş yavru Ceylan'ın. He aşkından ölüyor bak bak. Hem ne öyle diyorsun Remzi'ye? Bugün bizim oğlanın kurtuluş günü. Ben iken kalkmayayım da kim erken kalksın? Allah Allah, nasıl olacakmış o? Bizim mücemi var, bildin mi? Bildim. Dolandırıcı müco. Öyle deme Remzi'ye. Bizim oğlan dilbilci sonra satacak birisini bulmuş. Kimmiş o? Hani şu sürekli gülen Zerli Hoca var ya, onun annesi diye geçinir. Zeynep Korkmaz. Aman dolandırılma da kocam, ne hat yersen ya. Aman ya, sen ne uğraşacaksın? Remzi'ye mi? Dur ya, nereye gidiyorsun? Bir soru sorayım ya. Benim sıddık kaçar yok mu baba? Zeberan kaç gibi gelir buraya ya? Sen laftan anlamayayım mı? Ben burada öyle bir tanımayayım dedim. Azıcık yalan konuşun gibi geldi ama. Neyse yaşına vereyim. Ne geçeceğiz? Burada ben de yanına. Sen. Benden düzgün konuş. Sıddık abi, senin galet yine seni soruyor ha. Nereden ne yaptık şu öyle dairet bir şey ya? Allah'ım yarabbim ya sabırım. Hadi oğlum oynayın da. Hadi abi. Ben şu Remzi'nin kahvesine bir daha geleyim ya. Bu Remzi birazcık yalan konuştu gibi geldi. Selam aleyküm ya Allah. Bu Remzi bana yalan değil de siz yalan konuşmayın. Bu sıkta kaça nerede ya? Ben. Bu sıkta kaçar gördün mü sen? Yok görmedim. Ulan burada sıkta kaçar ben sesini duydum az önce kaçar gibiydi. Ya ben Covid olmuşam da ben ciğerler üstümüzle konuşurlar onu durmuşlar bize. Ula git üstüme gelme bu kusma beni aldı zaten git lan. Bu kahveyi de karantinaya aldırırım sana da burada para kazandırmam. Ha, yine getirdim. Görecek sabret yavaşı Remzi. Hayırsız. Ya sabır. Yemin ediyorum dizlerim çürüşü oturmaktan ya. Selamünaleyküm. Merhaba Remzi Bey. Merhaba Zeynep Hanım. Duydum ki oğlunuz Türk Dil Bilgisi dersinden kalmış. Hiç sorma Zeynep Hanım, hiç sorma. Dersi kimden alıyordu? Şenol Hoca'dan. Ne? Sizin çocuğu ben bile kurtaramam. Zeynep Hanım, yap bir şeyler. Kurtar beni bu dertten. Yaparım ama bu size biraz tuzlu olur Remzi Bey. O niye ki? Oğlunuz Şenol Hoca'dan kalmış. Bu fazla mesaiye gider. Üstelik yıpran da payı da alırım. Neyse, ne kadar olur, vereceğim bir de. Ha bu, neyse çok pahalıyım. Ben bizim almadan şıkta gelen. Remzi'yem. Ne var yine, ne? Ya gözünü seven şu bizim ölçüler ver de sattık bizim oğlan için anneleri. Ancak böyle yeter gücümüz. Ben Mücahit'e hiç güvenmiyorum Remzi. Eğer yalan değilse başta senin çıranı yakarım bilesi. Öyle deme Remzi'yem. Bizim oğlan mezun olabilmesi için tek gerekli şey bu. Öyleyse tamam ama bir tane daha satabilirsin. Başka da rızam yoktur. Ay sen bin yaşa ben bin. Kızım alacağım. Ne yapıyorsun? O ne lan? Yavrum. O ne lan? Bir öküzümüz eksikti. Hadi. Yavrum. Öküz geldi la o. Hadi hadi. Sen. Tamam Zeynep Hanım anlaştık. Sana birini size vereceğiz. Aa, Remzi Bey ben buna dokunamam bile. Ben tutarım tatlım. Ver ben şunu. Yerim koçuma ver hala. Yallah! Kesine bereket Remzi Bey. Şimdi bana müsaade. Çalışmalarıma başlamam lazım. Çalışırken rahatsız edilmek istemem. Tabii Zeynep Hanım sen hallet işlerini. Allah kolaylık versin. Amin Remzi Hanım. Sen de zamanında haber etti hala. Akşam üzeri WhatsApp üzerinden sana soruları paylaşacak. Hay Allah senden de razı olsun Mücemmin Bey. Hadi kolay gel lan. Yeni bakayım. Yallah! Kendisini polis, savcı diye tanıtıp sizden para isteyen olursa hemen 155'i arayın. Fakat en önemlisi Şenol Hoca'nın dersinden geçme garantisiyle sizden para isteyen olursa ve eğer siz de buna kanarsanız hemen kendinizden utanın ve geri gelmeyecek paralarınıza yanın. Ya bana deme bak daha da çok korkuyorum. Sabah akşama kadar göndereceklerdi. Sabah oldu daha kimseye bir şeycikler gönderdi yok. Ula yeni mi gözünü açıyorsun? Seni ayakta uyutmuşlar Remzi. Senin danalar bostana girmiş bostana. Sen niye mücadele dinledin ki ağam? Bilmez misin o? Dolandırıcı.
Ya siz ne anlarsınız ki zaten halden? Çaresizlik nedir bilir misiniz siz? Ya sen onu bunu bırak da Remzi'ye ne diyeceksin onu söyle. Vay haline Remzi, vay haline. Ne diyecekmiş bana benim annem, hele diyeyim bakalım. Gelin. Ya senin şu en ayık hocan haşır acık da dolandırılmış. Oy Remzi yedirmişim. Açık dayanabilirim valla ya. Durun da. Bu meydanda seni çektim hesaba. Niye pe gelirsin ne sapa? Senden ne köy olur ne kasaba. Tabakta kokuşmuş aşa benzersin. Vicdan yoktur gönlünde, içinde kovuk. Kuyudan mı gelirsin? Buzdolabı gibi sözleri soğuk, suları dolduran kışa benzersin. Dinle Remzi dinle, sözüm var sana. Neyine güvendin mücamın çıktın yola? Uzak dur, yaklaşma bana. Tabakta kokuşmuş aşa benzersin. Tık abi dur. Remzi bir dur Remzi, sen bir dur. Bu işi çözse çözse mi yanlı çözer. Ay, ben geberteceğim onu. Ay yürü kızım yürü. Haydi. Bu seferlik haydi. Güzel garipmiş ha. Müge'ye bak Müge'ye, saçını boyatmış. Kadının parlaklığını kısmışlar resmen. Kıskandınız karıyı. Vallahi biz hiç hoş gelmedik Müge Hanım. Size de söz hakkı vereceğim. Ama önce Hasan Kaşar'la konuşmak istiyorum. Buyurun Hasan Bey. Merhaba Müge Hanım öncelikle. Merhaba. Ben babamı kaybettim. Başınız sağ olsun. Yok öyle de. Kendisi kayboldu. Ya da saklandığını zannedik. Evet sevgili izleyenler. Bir kayıp vakası daha. Var mı Hasan'ın babası Sıddık Kaçar'ı gören? Ben gördüm Müge Hanım. Kız hani senin gözü görmüyordu. Nerede gördün bacı? Ya hani şu geçenlerde yok mu şiir topluluğunda Mehmet Akifler, Necip Fazıllar diye diye saçını beyazlatmış adam? Allah seni ne yapmasın o Nazım Elmas? Lan lan canım lan lan. Bu kadar dedim boş boş ver. Evet bir bağlantımız var. Her zamanki gibi bir ilki gerçekleştiriyoruz. Yürüyen televizyonumuz geliyor. Bravo bravo bravo. Sıddık Bey, nerelerdesiniz siz? Müge Hanım, Müge Hanım ben buradayım, buradayım. Bizim elik para derdine düşmüş. Yoksa beni aradığı mı var? Ulan baba, seni hangi karın yanına ayırıp da bulalım? Sus lan şerefsizin uşağı. Efendiler, sakin olalım. Ben Müge Hanım, benden düzgün varıyorsun bak. Sıddık Bey, sizi yayına bekliyoruz. Lütfen gelin. Buraya gel baba. Tamam, tamam, tamam Müge Hanım. Geleceğim, geleceğim, göstereceğim. Yürüdüm. Aha, buyurun Rezi Bey, sizi dinleyelim. Sizin neyiniz vardı? Efendim, güzel zafiyet, boynumda kireçleme. Dizlerimde romatizma, önümde KPSS, içimde yangınlar var efendim. Yanına mı geçiyorsun kardeşim? Şov yapma Remzi'nin, bir şov yapma. İzin danalarım Mücahit'e sattı. Sınav sorularını vereceğim dediler. Şimdi ne danalar var ortalıkta ne sınav soruları. Ben danalarımı geri isterim Müge Hanım. Ben bir kabahatim yoktur Remziye. Bunların hepsine senin mutluluğun için kandım. Senin aşkın için kandım onlara. Ah Müge Hanım ah. Kandırdılar beni. Mağdurum. Mağdurum da mağdurum. Of yeter be. Sen aşktan ne anlarsın? Gelmiş bana aşktan bahsediyor. Sen hiç Aşkı Lokman Hoca'dan dinledin mi? Ah o Leyla o Mecnun Mesnevisi. Sen beni başka bir dinledin ya. Ne Mecnun'u, ne Kerem'i, ne Ferhat'ı. Onlar benim aşkımın yanında ancak getir götürümü yapar. Aaa ne tabii. Aşkım da aşkım, aşkım da aşkım. Başlayacağım aşkınıza. Helal be kadın. Neyse bir bağlantımız var. Bağlayalım. Hocam ben KPSS'ye çalıştım, emeğimin hakkıyla girdim. Stres yaptım. KPSS iptal edildi. Sorular çalındı dediler. Şimdi ben ilkinde emek verdim ya. İkinci dedi, soruları ben çalsam, öyle girsem günah mıdır hocam? Nasılsa ilkinde emeğim boşa gitti. Onun yerine sayılır mı hocam? Kul hakkına girer mi hocam? Mücahit Durmaz ile Zeynep Korkmaz'dır. Koskoca Zeynep Korkmaz. Ne yapsın senin danalarını Remziye Hanım? Bizim oğlan sınav sorularını vereceği diye mi canım? Sen sus küçük Remzi. Ne geldiyse başımıza saf. Senin saflığından geldi.
Andolsun seni boşayacağım. Ya Müge Hanım, bir şeyler deyin. Ben senelerdir dayak yiyorum, bir kere boşanalım demedim. Değil miyim? Hem sever hem döverim. Hayır efendim, kimse kimseyi seviyorum ayağına. Kıskanıyorum ayağına, dövemez. Bak gördün mü Emre? Evet, başka bir bağlantımız var. İnşallah doğru kişiyi bağlamışızdır bu sefer. Ulan Müge emmi? Alo! İyi günler beyefendi, buyurun. İyi günler Müge Hanım, iyi günler. Buyurun. Berenci, la şerefsiz. Siz şerefsiz ses mi? Beyler, size bakın. Sakin olun. Sesi ekrandan alın. Bir reklam arasına gidelim. Taraflarımızı sakinleştirelim. Reklamlar. Remzi emri, kıza bak, kıza bak. Ne yapıyorsun? Babam nerede? Çağırın babamı. Uyumaya mı geldiniz? Hadi biraz canlanın. Valla ben uyumaya. Kız bu Müge de bir aylar. Şuna baksana, uyanacak hali mi kalmış bunun? Bak, patlasan uyanmaz valla. Reklamları dinlediniz. Evet sevgili izleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Ha, işte Sıddık denilen adam da geliyor Müge Hanım. Hele şimdi sıfata bak. Ya Müge Hanım, görüyorsunuz değil mi? Babasıyla mı konuşuyor? Rastgellik arkadaşıyla belli değil. Hemen kenara. Arkadaş. Param olmasaydı kaymazdım. Neyse. Efendiler, uzatmayın da artık. Çözelim şu sorunu. Ben payımı isterim Müge Hanım. Senin payın budur, söz senin. Efendiler, Müge Hanım payım mı var diyor. Başka nasıl çözebiliriz bu olayı? Vallahi ya paramı veririm. Ya da kayaka borcumu öder. Anca o şekilde çözerim. Ya Müge Hanım, ben bu emniye 5 kuruş vermem. Vereceğim. Olduğunuz olduğunu bir kenara bırakın. Bir insanın KYK borcunu ödemek en büyük sevaptır. Sırf onun için bir ödemek tamam. Duy duy baba duy. Tamam. Ödeyeceğim. Ama önce şu 3 şartımı yerine getirecek. 1. Bir daha kumar oynamayacak. Bakarım. 2. Bir daha 2020'de zenginleşeceğiz ayağıyla. Kimseyi pataklamayacak. İmkanı yok, geçinemez. Duymadın mı zannettin? 3. Ve en önemlisi, Şenol Hoca'nın sınavından geçecek. Ben geçemedim bu yaşıma kadar ama o geçecek. Ulan cennete gitmenin şartları daha kolay. O zaman avucunu yalarsın, ben güzel oldum. Tamam Müge Hanım, hadi dolandırmayı bıraktık. Kaç açlığı kumarı da bıraktık da. Ya Şenol Hoca'ya ne diyecek ya? Oğlum! Tamam Müge Hanım, kabul edeyim. Başka çaram da yok zaten. Cebimde kuruş kalmadı. Yola gel. Baba, senin bu kayaka burcu ne diyecek, paran var mı? Yo, hepsini 11. karıma vermiş. Aslan babam, yolundan ilerlerim. Sayın Remzi Kahveci, oğlunuz Remzullah Kahveci, Türk Dil Bilgisi sınavından başarıyla geçmiştir. Esenlikler dileriz. Giresun Üniversitesi Öğrenci İşleri. Aslan! Bu iki tip Remzi'yle 4 ayak üstüne düştü. Ne yani, affettin mi Remzi'ye? Affettim, affettim. Ama bir daha böyle saflıklar yaparsan buradan Aksu'ya kadar kovalarım seni, bilmiş ol. Tövbe Remzi'ye tövbe, ben bir daha seni hiç üzer miyim? Görüyorsunuz değil mi sevgili izleyenler? Para, pul, miras hikaye. Benim babam olmadan nasıl sahipsiz kedi gibi dolandığımı. Şu köyün havasının güzelliğini. Remzi emminin saflığını. Remzi'nin her şeye rağmen ona olan aşkını. İşte asıl miras burada. Ama kimseyi kendinizden fazla sevmeyin. Unutmayın ki her ihanet sevgiyle başlar. Sevgili izleyenler, hepinize teşekkür ederiz. Ama ben provalara gelmekte çok zorlandım. Ben erkek olmaktan çok baba olmaktan zorlandım. Efendim, ben laf yemekten göbek bağladım ya. Örmekten çeyizimi düzdüm. Bir anda oğlum vardı, onu da çarşı provalarına ayırdım. Ben milli piyangonun bana çıkmamasından dolayı mental çöküş yaşadım. Benim şikayetim yok.
Dolandırıcı rolüyle bütünleştin. Ben erkek rolüne girmekte çok zorlandım. Ben çok uzak yerlerden provalara geldim. Ay aşkolar, ben bunun için yaratılmışım. Kız Şükrüye, bizim Nuriye yine yok ortalıkta. Kız Nuriye, hadi be. Hadi teyze, hadi. Ben rolümü ezberlemekte çok zorlandım. Kadınların öldürülmediği, çocukların taciz edilmediği, ormanların bilerek yakılmadığı, yalın dolu kol gezmediği, doların sürekli artmadığı güne uyanmak dileğiyle.